Herkese merhaba arkadaşlar, ben Eka Hocanız. Laptu Matematik YouTube kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. 80 günde devre AYT kampımızın geldik 5. gününe ve bugün çarpanlar ayırmanın elit testlerini yapacağız arkadaşlar. Toplamda 36 adet ileri seviye ve olabildiği kadar sınav ayarında yeni nesil solana olacak bugünümüzün PDF'ini görüyorsunuz zaten. Bu PDF aşağıda açıklamalar kısmında mevcuttur çözümlü PDFte aşağıda açıklamalar kısmında mevcut arkadaşlar. Dediğim gibi elit testlerin amacı tamamen elit sorular yaptığımız soruların benzerleri, farklı şekilleri, farklı tarzı soruları test hali yani size öde bıraktığımız haldir. Yani bugün aslında sizin ödevinizdir. Ne yapmanız gerekiyor? İndireceksiniz veya bakarak kendiniz çözeceksiniz. Çözemediğiniz gelip izlemeniz burası için en verimli olacaktır diyoruz arkadaşlar. Sol üstü taraftırdığınızda bu videoya, sağ üstü taraftırdığınızda ise bu videonun olduğu oynatma listesine ulaşabilirsiniz. Bir de bana destek göstermek istiyorsanız beğenmeyi, abone olmayı, arkadaşlarınız önermeyi unutmayın diyorum ve ilk soruyla başlıyorum. Toplamda 36 adet ileri seviye ve yeni nesil sorular olacaktır. İlk soru diyor ki, buna benzer soru çözmüş A artı kök A 5 olduğuna göre 5 bölü kök a eksi kök A ifadesinin değeri kaçtır diyor. Ne yapacağınızı düşünüyorsunuz. Payda eşitleyebilirsiniz veya veya. Bakın bu 5 sayısıyla bu 5 sayısı bana boşuna verilmedi. Ben burada 5 gördüğüm yere A artı kök a yazarsam a artı kök a bölü benim paydam kök a bir de eksi yanına kök a var. Eşittir. Bir sonraki aşama. Kalp bölmesi yapıyorum. a ile kök a'yı yani burayı paylaştırıyorum. a bölü kök a bir de kök a bölü kök a'yı paylaştırdım. artı kök a bölü kök a yanına eksi kök a var. Bu da tamam hocam. Burayı kök a ile genişlettiğimizde kök a çarpı a'dan yukarısı a kök a bölü kök a çarpı kök a'dan burası a artı kök a bölü kök a 1 yanında eksi kök a var. Daha sonra buradaki a buradaki a'yı götürdüğünde kök a da kök a'yı götürdüğünde yine sadece bir cevabı kalıyor. Bu da bana ilk sorumuzun cevabını Adana olarak bulurmuş olur. İkinci sorumuz a eksi kök b eşittir 1 bölü 4. Kök içinde a artı kök b eşittir 3 bölü 2 olduğuna göre b sayısı kaçtır diyor. Hocam şunu gördüm ben. A eksi kök B. Burası kök içinde A artı kök B. Ben burada her iki tarafın karesini alırsam. Sol tarafta şu çıkar. A artı kökten kurtuldu. A artı kök B eşittir. 3 bölü 2'nin karesi 9 bölü 4'tür. Bu 1. Şimdi benim elimde A eksi kök B var. Eşittir 1 bölü 4. Bir de benim elimde A artı kök B var. Bu da 9 bölü 4. Şimdi i̇ster eksiyle çarpın isterseniz A'yı da B'yi de bulayım. Taraf tarafa topladığımda eksi kök B artı kök B'yi götürdü. A artı A'dan 2A eşittir. 1 bölü 4, 9 bölü 4 daha. 10 bölü 4'tür. 10'u 4'e böldüm. 5 bölü 2. 2'yi de payda indirdim. A eşittir. 5 bölü 4'tür. Bu bir. Sonra herhangi bir denklemde mesela burada A yerine 5 bölü 4 yazdım. 5 bölü 4 eksi kök B eşittir. 1 bölü 4'ü 5 bölü 4'ü bu tarafa attım eksi kök b eşittir. 1 bölü 4 eksi 5 bölü 4'ten eksi 4 bölü 4. O da eksi 1 geldi. Yani kısaca kök b eşittir 1 geldi. Buradan b sayısı 1 olarak bulundu. Ve ikinci sorumuzun cevabı da Adana olarak bulunur. Üçüncü sorumuz. x küp eksi x kare artı ax artı b ifadesinin çarpanları x eksi 2 x eksi 1 ve x artı c olduğuna göre a artı b artı c toplumu kaçtır? Yani bu denklem eşittir aslında. x eksi 2 çarpı x eksi 1 çarpı x artı c. Şimdi bunu polinomlarla daha genişini yapacağız zaten. Ama fark ettiğin üzere. Hocam sol taraf sağ tarafa eşitse eğer ben gidip sağ tarafı 0 yapmaya çalışayım. Ne yapayım? Buradaki x yerine hani x eksi 2'nin 0 olabilmesi için x yerine 2 yazmamız lazım. Ben gidip eşitliğin her iki tarafında x eşittir 2 için çözmeye çalışsam. Sol tarafa x yerine 2 yazdım. 2'nin kübünden 8 eksi 2'nin karesinden 4 artı 2 yazdım. 2a artı b. Hocam ben sağ tarafa 2 yazdığım anda 2 eksi 2 0. Sağ taraf ne olursa olsun bu işlemin sonucu 0 çıkar. Bu 8 eksi 4 4. 4'ü diğer tarafa attım. Bulduğum işlem 2a artı b eşittir eksi 4'e bu 1. Daha sonra aynı işlemi ben x yerine 1 yazarak da bulabilirim. Bakın x yerine bu sefer 1 yazdım. Sol tarafa 1 eksi 1 artı a artı b. Var mı sorun? Artı a artı b eşittir. E ben burada 1 yazdığım anda 1 bir eksi 1'den 0 oldu. İşte matematikman 0 çıktı. 1 1 0'dır. Hocam neyi buldum? A artı B eşittir 0 buldum. A artı B 0 A dediğim sayı eksi B'dir. Geldim burada eksi B yazdım. Eksi 2B artı B eşittir eksi 4'e. Eksi B eksi 4'e. B sayısı 4'e B'yi buldum. B'yi de geldim burada yerine yazdım. Hocam A dediğim sayı da eksi 4'müş. Bunu da buldum. Güzel. Yeniden oluşturalım şurayı. X küp eksi x kare a yerine a yerine a yerine 4 yazdım a yerine değil mi eksi 4 pardon eksi 4 x b yerine 4 yazdım b yerine 4 yazdım artı 4 şimdi çarpan 3 tane var ben bir de 3'ünü çarpan bulmam gerekiyor belki burayı çözmem lazım bu ikisini ve bu ikisini gruplandırarak ortak parantez alıyorum sol tarafı x kare parantezine alırsam burada geriye kaldı x eksi 1 sağ tarafı eksi 4 parantezine alırsam burada geriye kaldı x eksi 1 eşittir Sonra her ikisinin ortak çarpanları x eksi 1. Bu sefer x eksi 1 parantezini alırsam solda kaldı x kare sağda kaldı eksi 4. E x kare eksi 4 de x eksi 2 çarpı x artı 2 demektir. Yani burası x eksi 1 çarpı x eksi 2 çarpı x artı 2'dir. Şimdi x eksi 2 var elimizde. x eksi 1 var elimizde. Demek ki x artı c dediğimizde x artı 2 olacak. Otomatikman c sayısı da 2 olacak. Sonra benden a artı b artı c istiyor. a dediğim sayı eksi 4. B dediğim sayı 4, C dediğim sayı 2. Bu da bana cevabı 2 olarak buldurur. Üçüncü sorumuzun cevabı 2'dir. Dördüncü sorumuz x eksi karesi eksi ax eksi 11 ifadesinin çarpanlarından birisi x artı 1. Şimdi arkadaşlar aynı mantık gidelim. Bunun çarpanlarından birisi x artı 1 ise diğer çarpan ne? Bilmiyorum. En geniş haliyle mx artı yazıyorum. Çünkü burada bakın x'in karesi var. En fazla iki tane kök olabilir. Tamam diğer çarpma aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor. Bakalım. Bir önceki soruda yaptığımız gibi x artı 1 ben 0 yapmak isteseydim x gördüğüm yere eksi 1 yazardım. O zaman ben x gördüğüm her yere eksi 1 yazıyorum. Sol tarafa yazdığımda burası eksi 1 eksi a'nın karesi. x gördüğüm yere eksi 1 yazdım. Burası artı a eksi 11. Sağ taraf otomatikman 0 oldu. Devam ediyorum. Açalım burayı. Eksi 1 eksi a'nın karesinden Şimdi burası artı 1 artı a'nın karesine eşittir. Eksi 2'nin karesi artı 2'nin karesine eşit gibi düşünebilirsiniz. Açtım kareyi. a kare artı 2a artı 1 artı a eksi 11 eşittir. Sıfıra devam ediyorum. a kare artı 3a eksi 10 eşittir sıfır. Çarpanlara ayıralım. a dedim. a dedim. Artı 5'e eksi 2. Çarpımları eksi 10. Toplamları artı 3'ü verdi. Ve buradan bu işlem şöyle yazılır. a artı 5 çarpı a eksi 2 eşittir sıfıra. A'nın alacağı 2 değer vardır. A sayısı ya eksi 5'tir ya da benim A sayım 2'dir. Bu 1. Peki bunlara bağlı A'ya bağlı kökleri bulmaya çalışayım. Eğer benim A sayım 2 ise A sayısı 2 için A sayısı 2 için geldim yerine yazdım. Burası ne oldu? X eksi 2'nin karesi eksi 2x eksi 11. Bakın şimdi arkadaşlar. Açalım. X kare eksi 4x artı 4 eksi 2x eksi 11'dir x kare eksi 6x 4 eksi 11'den de eksi 7 eşittir. 0'dır. Çarpanların x x eksi 7'ye artı 1. Bu da şöyle yazılır. x eksi 7 çarpı x artı 1. Yukarı geldim. Demek ki hocam çarpanın birisi x artı 1 ise diğeri x eksi 7 imiş. Bakıyorum şıklarda x eksi 7 var mı? Yok. Demek ki a yerine 2 yazması sonuç çıkmadı. Bakın bu olabilir. a eşittir. Eksi 5 için deniyorum bu sefer denklem, denklemimizi. Yazdım yerine. Yazdım yerine. Burası x artı 5'in karesi artı 5a eksi 11. Çözelim. Eşittir. Açtık burayı. x kare artı 10x artı 25 yanında artı 5a mı? 5x mi? a yerine yazdık bunu. 5x olacak burası. Artı 5x eksi 11 eşittir. Devam edelim x kare 10x 5x daha artı 15x 25 eksi 11'den de eksi artı 16. 10, 15, 25 eksi 11'den 14 özür Artı 14 eşittir 0'a çarpanlar. x x 14'ü bir dersen bunun çarpanları x artı 14 çarpı x artı 1 yapar. Demek ki benim bir köküm x artı 1 ise diğer köküm x artı 14'tür diyorum ve dördüncü sorumuzun cevabı da bu şekilde adan olarak bulunuyor. Beşinci sorumuzda bakın yine zor bir soru. x eksi 2 bölü kök x 5 olduğuna göre x artı 1 bölü x toplamı kaçtır diyor. Bakın arkadaşlar bu zor bir soru. Ne yapabilirim hocam? Oradan gelsem oradan gelsem güzel. Şöyle yapıyorum önce paylaştırıyorum buraya x kök x eksi 2 bölü kök x eşittir 5'e içten dışta çarpımı yaptım. x kök x eksi 2 eşittir 5 çarpı kök x'e attım sol tarafa. x kök x eksi 2 eksi 5 kök x eşittir 0'a. Sonra buradaki eksi 5 kök x'i parçalayacağım. Nasıl parçalayacağım? 4 yapsam 2. 1'e 4 yaparsam olur sanırım. Şu şekilde. Şu şekilde. x kök x eksi 2. Sonra buraya eksi 5'i eksi kök x eksi 4 kök x eşittir 0 diye ayırdığımda doğru mudur? Doğrudur. Şu ikisini kenara çektim. Bu ikisinde ortak çarpanlar kök x. Ben burayı kök x parantezine aldığımda geriye x eksi 4 kaldı. Sonra burasını da eksi parantezine aldım geriye kök x artı 2 kaldı. Eşittir 0'a. Yine devam ediyorum. x eksi 4 demek 2 kare farklı olarak yazılabilir. Kök x çarpı üstünü yarıya düşürerek yazıyorduk ya. Yani x eksi 4 demek aslında kök x eksi 2 çarpı kök x artı 2 demektir. Öncesinde bundan bol bol yaptık. Eksi burası kök x artı 2 idi. Eşittir 0. Bakın ortak çarpanları ortaya çıkardım. Kök x artı 2. Bu sefer kök x artı 2 ortak parantezine alırsam burada geriye bu ikisi kaldı. Çarpan durumu yazıyorum. Kök x çarpı kök x'den x. Kök x çarpı eksi 2'den eksi 2 kök x. Burada da geriye eksi 1 kaldı. Eşittir 0'a. Bu ne anlama geliyor? Ya burası sıfırdır hocam veya burası sıfırdır. Kök x artı 2 sıfır olsa x negatif çıkıyor. Olamayacağı için diğer tarafın x eksi 2 kök x eksi 1'in sıfır olması lazım. Bu da tamam. Var mı sorun bakayım hızlı bir kontrol. x eksi 2 kök x eksi 5'tir sıfır. Şimdi adım adım gidelim. Bizden x artı 1 bölü x istiyor. Nasıl bulurum ben bunu? Kök x'e bölsem, kök x'e bölsem bulabiliyorum. Ben burada her iki tarafı Kök x'e bölüyorum. Bakın bir kademe daha var soruda. Şu birinci kademe, ikinci kademe devam ediyorum. Her iki tarafı kök x'e böldüğünde sol taraf x bölü kök x eksi 2 kök x bölü kök x'ten 2 eksi 1 bölü kök x eşittir 0 bölü kök x'ten 0. Sonra kök x ile genişlettiğimde burayı x kök x bölü x eksi 2 eksi 1 bölü kök x eşittir 0 dedim. Artık yavaştan sonuca bağlayalım. İzleyin şimdi arkadaşlar bakın nasıl bağlıyorum. X'ler gitti. Geriye burada kaldı geriye. Kök X. Eksi 2 eşitliğin diğer tarafına attım. Eksi 1 bölü. Kök X eşittir 2. Son kalan bu ifadenin eşitliğin her iki tarafının ben karesini aldığımda. Kök X'in karesi X artı 1 bölü kök X'in karesi 1 bölü X. Eksi 2 çarpı birinci çarpı ikinci eşittir. 2'nin karesinden de 4 dedik. Kök X'ler gitti. Eksi 2 diğer tarafa attım. X artı 1 bölü X eşittir. 6 olarak bulundu. Ve bu şekilde x artı 1 bölü x beşinci sorumuzun cevabı c diyoruz ve bu sayfanın hatta belki de bu 36 sorunun en zor sorusu da buydu. Altıncı sorumuz x eşittir 3'ün dereceden kök 9 olmak üzere x kare x 4 x artı 4 çarpı x kare artı 2 x artı 4 kare ifadesinin değeri kaçtır diyor. Şuraya dikkat x x eksi 2 eksi 2 burası aslında x eksi 2 çarpı x eksi 2 demektir güzel. Diğer tarafta iki tane var bakın burada. Aynen yazıyorum hepsini. x kare artı 2x artı 4 çarpı x kare artı 2x artı 4 dedik. Sonra birinci ile üçüncüyü aldım. Bu küp açılımı. Neyin açılımı? Bu x küp eksi 2'nin kübünün açılımı. Çarpı. Yine aynı şekilde bu x'in çarpımında küp açılımı nedir? x küp eksi 2'nin kübü açılımı. Yani burası toplamda. x küp 2'nin kübünün karesi demektir. Bizden ne istiyordu x yerine? 3. dereceden kök 9 yaz diyor. Geldim x yerine 3. dereceden pardon burada yazayım. 3. dereceden kök 9 yazdım. Bir de bunun kübü var. Eksi 2, iki, 2'nin iki, kübünden 8'in karesi geldi. 3'ler gitti. 9 8'den 1'in karesi. Bu da bana cevabı 1 diye buldurdu. Ve 6. sorumuzun cevabını da alır olarak bulmuş oluyoruz. Ve bu sayfamızı bu şekilde tamamladık. 6 gayet zor. İyi bir soruydu. Beşinci sorumuz gayet baya 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 bir zor soruydu. Dördüncü sorumuz aynı şekilde uğraştırıcı güzel bir soruydu. Birinci sorumuzu sevdiğim tarzda daha pratik olan bir soruydu. İkinci sorumuz güzel bir soruydu. Üçüncü sorumuz da aynı şekilde güzel bir soruydu diyoruz ve yedinci sorumuzla devam ediyoruz. Şöyle yapayım. Güzel. x eksi kök x eşittir 8 olduğuna göre ifadesinin değeri <laughs> kaçtır diyor. Önceki de benzer bir ifade var değil mi burada? ilk soruya. Yani burada 8 var. Burada 8 var. Bana boşuna vermedi. Geliyorum. 8 gördüğüm yere bu arkadaşı yazıyorum. Elde ettiğim şey eşittir. x eksi x eksi kök x bölü kök x'in kare Eşittir. Devam ediyorum. x eksi. Kalp bölmesi yaparsam yani önce şu ikisini bakın eksi içeri dağıtacağız bu arada. Eksi dağıtarak yazıyoruz. Eksi x bölü kök x. Sonra bu eksi işleri dağıtıyorum. Burada kalp bölmesi yapıyorum. Eksi eksi daha. Artı kök x bölü kök x. En son bunun kare kökü. Eşittir. Geriye kalanlar. Burayı kök x ile genişletirsem. x eksi kök x çarpı x'ten x kök x bölü paydamız. Kök x artı kök x bölü kök x'ten de 1 geldi. Aha bir de bunun karekökü kökü. Kök x'ler gitti. Geriye burada kalan x eksi x'ten 0 kaldı. Burada da 1 kaldı. Kök 1'den de sorumun cevabı yine 1 oldu. Ve 7. sorumuzun cevabı da bir yerde yanlış yaptık. x kök x bölük x oldu. Tam şuraya yanlış yaptık. Aşağısı kök x olmadı genişlettiğimizde. Aşağısı x oldu. x'ler gitti. Bir sonraki aşama o zaman kök içinde x eksi kök x artı 1 geldi. x eksi kök x 8'di. Kök 8 artı 1'den burası kök 9. Kök 9'dan da 3 cevabını buldum. Ve 7. sorumuzun cevabı Ceyhan olarak bulundu. 8. sorumuz x eksi kök x eksi 3 eşittir 0 olmak üzere. x kare eksi 7 x artı 7 ifadesinin değeri kaçtır diyor bana yine tatlı güzel bir soru. Peki neler yapabileceğimize bakalım. x x eksi 3 eksi 1 çarpanlar ayrılmıyor yukarısı. Başka kare alsam bir işime yarar mı? x kare bulabilir miyim? Evet bakın kare almak bir işime yarabilir. Şöyle yapıyorum o zaman x eksi kök x eksi 3 eşittir 0 ya. Yani. Ben yukarıda x'i yalnız bırakıyorum. x eşittir kök x artı 3. Bu birinci aşama. Sonra her iki tarafın karesini alsam elde edeceğim şey x kare eşittir. Kök x'in karesi x artı 3'ün karesi 9 artı ikisinin çarpımının 2 iki katı o da 6 kök x'tir. Bu bir. Sonra bu x kareyi alıyorum. Şurada yerine yazıyorum. Aynen çıkan sonuç. x artı 9 artı 6 kök x. Yanında eksi 7 x var. Bir de yanında artı 7 var. Eşittir. Düzenleyelim. x burada kaldı. Artı 6 x eksi 7 x'ten artı 6 kök x eksi 7 x. Bir dakika oradan gelmedi. 7 eksi 7 şuradan gelirse daha iyi olur. x burada var. Eksi 7 x burada var. Çıkacak sonuç eksi 6 x. Yanına bir tane de artı 6 kök x. Bir de 9 artı 7'den de artı 16 var. Bu da tamam hocam. Eşittir. Şu ikisini eksi 6 parantezine alırsam. Burada geriye x kaldı. Burada geriye eksi kök x kaldı artı 16. Yukarı geldim. x eksi kök x'i elde etmedim. Yukarı geldim. Eksi 3'ü bu tarafa atarsam x eksi kök x dediğim sayı 3'müş. Geldim burada 3 yazdım. O zaman benim sorumun cevabı eksi 6 çarpı 3 eksi 18 artı 16'dan eksi 2 olarak bulundu. 8. sorumuzun cevabı Bursa'dır diyoruz. 9. sorumuz a kare eksi 4 a eksi 5'in karesi eksi a kare artı 7'nin karesi ifadesinin çarpanlarından birisi Aşağıdakiler hangisi değildir diyor. Güzel. Burada birincinin karesi eksi ikincinin karesi var. İki kare farkından şöyle yazılır. Birinci a kare eksi 4a eksi 5 artı ikinci a kare artı 7 çarpı parantez birinci a kare eksi 4a eksi 5 eksi ikinci bu da eksi a kare eksi 7 çarpanlığına ayırdık iki kare farkından. Bu bir. Sonra a kare a kare daha 2 a kare eksi 4 a tek başına burada eksi 5 artı 7 artı 2 çarpı a kareler gitti. Ne kaldı burada? Eksi 4 a eksi 5 eksi 7'den bakayım. Eksi 5 eksi 7'den eksi 12 kaldı. Düzenlemeye devam ediyorum. Ben burayı 2 parantezine alsam geri içeride kaldı. a kare eksi 2 a artı 1 çarpı. Burayı eksi 4 parantezine alsam geriye ne kaldı? A artı 1. Yine devam ediyorum. Hocam burası A'ya A eksi 1 eksi 1 şöyle yazılır. 2 çarpı A eksi 1'in karesi çarpı eksi 4 çarpı A artı 1. Bakalım hangi çarpan yokmuş. Çarpanların birisi hangisi değildir diyor. Baktığımızda soruya A artı 3'ü ben niye elde edemiyordum? Bir dakika bakayım. Hata yapmış olabilir mi? Evet şurada hata yapmışım. Burada ben 4 parantezine alsam burada A artı 3 kalır. Şimdi oldu. Demek ki a artı 3 çarpanı var. Sonunda burada bakın a eksi 1 çarpanı hatta 2 tane var. Burada eksi 4 çarpanı var. Eksi 4 ile 2 çarptığımızda eksi 8 var. Ama a artı 5 çarpanımız yok. Bu da 9. sorumuzun cevabını bize bursa olarak buldurmuş oluyor arkadaşlar. 10. sorumuzun benzerlerini yapmıştık. 10. sorumuzda kök içinde 10 çarpı 12 çarpı 14 çarpı 16 artı 16 ifadesinin değeri kaçtır diyor. Buradaki bizim ana materyalimiz şu olacak. Burada 10 ve 16 arasında 4 uzaklık var. Bakın 10 ve 16 arasında. Hatta şöyle desek daha mı iyi? 13. 10, 12, 13, 14, 16. Ben buradaki 13 dediğim ifadeye eğer A dersem. Bakın hepsini 13'e bağlı yazıyorum. 10 dediğim sayı A eksi 3'tür. Çarpı 12 dediğim sayı 13'ün bir eksiği A eksi 1'dir. Çarpı 14 dediğim sayı A'nın bir fazlası A artı 1 çarpı 16 dediğim sayıda a artı 3'tür. Yani artı 16'yı tek başına yazayım. Kök içinde. Buradaki a eksi 3 de a artı 3'ün çarpımı a kare eksi 9 demektir iki kare farkından. a eksi 1 ile a artı 1'in çarpımı da a kare eksi 1 demektir. Artı 16. E burası kare kök. Yine devam ediyorum. Arkadaşlar burası a kare eksi 9. Burası a kare eksi 1 yap. Aralarındaki şu eksi 9 da eksi 1 arasındaki fark 8'dir. 8 bölü 2'den 4 referans noktamız vardır. Yani bunun 4 fazlası a kare eksi 5'e ben gidip bu sefer b diyorum. a kare eksi 5'e ben b dersem bu 4 eksiği burası b eksi 4 çarpı burası a kare eksi 11. a kare eksi 5'in 4 fazlası burası da b artı 4'tür. Aldım kare artı 16. Yine devam ediyorum kök içinde. ikisini çarpımı 2 iki kare farkından b kare eksi 16 demektir. Yanına bir tane artı 16 var. 16 artı 16'yı götürdü. Geriye kök b kare kaldı. Mutlak değer dışına. Bu da mutlak değer b olarak çıktı. Yani benim cevabım mutlak değer b'dir. Şimdi b dediğim neydi? a kare eksi 5'ti. a neydi? 13'tü. Demek ki 13'ün karesi eksi 5 sayısı b'ye. Bu da 169 eksi 5'ten 164 olarak bulunuyor. Pozitif değer 10. sorumuzu bu şekilde bize Ceyhan olarak bulduruyor. 11. sorumuzda x kare artı ax artı b eşittir 0 olduğuna göre x kare eksi ab bölü x ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir diyor. Bakın x kare x kare ax artı b'yi diğer tarafa attım. x kare eşittir eksi ax eksi b oldu. Geldim onu burada yerine yazdım. Çözelim. Eksi ax eksi b eksi a çarpı b bölü x daha sonra şurada payda eşitliyorum. Hem bunu hem bunu çarparsam eksi a çarpı x kare eksi bx eksi a çarpı b bölü x sonucunu elde ettim. Bu da tamam. Yapılacak başka bir şey var mı diye bakıyorum. Bir dakika. x küp gitsem işime yaramaz. Değil mi? Yok yaramaz. Bu ifadenin eşitini istiyor bizden? Yapabileceğimiz şeylere bakıyorum. Burası x kare. Şu ikisi güzel. Burayı b parası alabilirim. Bakın. Bir sonraki aşamaya geçtim. Eksi ax kare. Sonra burayı eksi b parantezine alsam geriye x artı a kaldı. x artı a işime yarar mı? Yaramaz. Yine x kareyi çeksem oradan olur. Peki. Yine x kare üzerinden gidiyorum. Buradaki x kareyi bana boşuna vermedi. Ne yaparız arkadaşlar? x kare dediğim eksi a x eksi b'ydi. Buradaki x kare gördüğüm yerine ben x a x eksi b'yi yazıyorum. Yani eksi a çarpı parantez x a x eksi b yanında eksi bx eksi ab bölü paydamız x eşittir. Devam edelim. Eksi a içeri dağıttım. Eksi a çarpı eksi a'dan burası a kare x. Eksi a çarpı eksi b'den burası artı ab. Sonra eksi bx eksi ab bölü x soru bitti. Artı ab eksi ab götürdü. A kare x eksi bx de ortak çarpanlar x'tir. x ortak parantezinde geriye a kare eksi b kaldı. Paydamız da x'ti. x'ler getirdiğinde son durumlara cevabım A kare eksi B oldu. A kare eksi B. 11. sorumuzun cevabı bu şekilde burs olarak bulunmuş oldu. 12. sorumuzda x farklıdır eksi 2 ve x küp artı 8 eşittir 0 olduğuna göre x küp eksi 3 x kare 6 x ifadesinin değeri kaçtır diyor bana. Şimdi şu arkadaşı kenara çekiyorum. Bu aslında x küp artı 2'nin kübüdür. Yani küp açılımı var burada. Ve nasıl yazılır? Şu şekilde. x artı 2 çarpı birincinin karesi eksi birinci ile ikincinin çarpımından 2x artı ikincinin karesi 4 şeklinde. Ve bu ifade neye eşitmiş? Sıfıra. Bana bu bilgiyi boşuna vermedi. Eğer ben yani eşittir sıfırsam ya burası sıfırdır veya burası sıfırdır. Hocam x eşittir eksi 2'dir diyorum. E baktım x eşittir eksi 2 değil. Demek ki bu tarafa eliyoruz. Diğer taraf üzerinden devam ediyoruz. Diğer taraf x kare eksi 2x artı 4 eşittir sıfırmış. Aldık cebimize. Sonra Dikkat. Ben burada 4'ü diğer tarafa attığımda x kare eksi 2 x'i ne buldum? Eksi 4. Şimdi kenara geldim buraya. Başka ne yapabiliriz? Şuraya baktığımızda eksi 3 parantezinde güzel. Bakın ne yapıyorum? x küp eksi şu ikisini ben, bu ikisini eksi 3 x parantezinde yazarsam veya eksi 3 parantezinde yazarsam geriye burada x kare kalır. Geriye burada bakın eksi 3 çektim eksi 2x kalır. soruda büyük oranda biter. Çünkü x kare eksi 2x eksi 4'tü. Ben burada x kare eksi x'i e elde ettim. Hocam burası eksi 4'müş. Demek ki ben şu an ne buldum? x küp eksi 12 buldum. Eksi 3 çarpı eksi 4'ten. Eksi 3 çarpı eksi 3 çarpı eksi 4'ten artı 12 buldum. Yani benim arayacağım şey x küp artı 12. Bitmedi. 8'i diğer tarafa attım. x küp sayısı da eksi 8 eşittir. Geldim buraya x küp gördüğüm yerde eksi 8 yazdım. Eksi 8 artı 12'den benim sorumun cevabı 4 olarak bulundu. Güzel bir soruydu. 12. sorumuz alanıdır diyoruz ve bu sayfamızı da bu şekilde geçiyoruz. 12 gayet güzel makbul bir soruydu. Makul bir soruydu. 11. sorumuz zor. Gerçekten zor bir soruydu. 10. sorumuz kolay diyebileceğimiz aslında hani artık zorun kolay diyebileceğimiz bir soruydu. 7. sorumuz zor bir soruydu. 8. sorumuz zor bir soruydu. 9. sorumuz aynı şekilde orta seviye bir soru deyip 13 ile devam ediyoruz. Şöyle. 13. sorumuzda x artı x kare artı x küp artı bla 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 x üzeri 23 bölü x üzeri eksi 1 artı x üzeri eksi 2 artı x üzeri eksi 3 artı bla 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 x üzeri eksi 23 şimdi pay kısmı yapacak bir şey yok ama paydaya geldiğimde ben bu ifadeyi şöyle yazabilirim 1 bölü x artı 1 bölü x kare artı dıgıdık artı 1 bölü x üzeri 23. Bu 1. Sonra ben burada payda işlemek istesem istesem. Burayı x üzeri 22 ile. Burayı x üzeri 21 ile artı. <laughs> artı burayı 1 ile genişletirim. Bakın tek seferde yazıyorum. x artı hatta ve hatta yapacağım işlemi söyleyeyim. Yukarıya x parantezine yazsam. x parantezinde 1 artı x kare artı x küp artı artı. <laughs> en son x üzeri 22 bölü paydaya geldim. Paydada da hani paydaştırdım ya ben. x üzeri 22 çarpı 1'den x üzeri 22 artı x üzeri 21 çarpı 1'den x üzeri 21 artı dıgı artı 1 çarpı 1'den de artı 1 geldi. Bölü e ortak payda var. Ortak paydamız da x üzeri 23 oldu. Şimdi ters çevirip çarptığımızda şu x sadeleşti. Işte, ve geriye x çarpı x üzeri 23 kaldı. Bu da x üzeri 24 demektir. 13. sorumuzun cevabı da bu şekilde Diğer Diyarbakır olarak bulundu. 14. sorumuz a sayısı sabit bir sayı olmak üzere x kare artı y kare eksi 4x artı 6 y artı a ifadesinin alabileceği en küçük değer 50 olduğuna göre a sayısı kaçtır diyor. Çok güzel bir soru. Şimdi en küçük en büyük soruları ister parabolle isterseniz tam kare yaparak bulunabiliyor. Ne demek istiyorum? Bakın burada x kare var. Güzel. Bakın burada eksi 4 x var. Bunun tam kare olabilmesi için burada burada eksi 4'ün yarısından eksi 2 eksi 2'nin karesinden de artı 4'e ihtiyaç var. Yazdım artı 4. Artı. Bir de burada y kare artı 6 y var. Ortadaki 6 sayısının y'nin kat sayısını 2'ye böldüm. 3. 3'ün karesinden 9. Burada artı 9'a ihtiyaç var. Bu da tamam. Bu da tamam. Ve bu ifade bir yanında burada diyelim ki ekstra bir sayı var. B sayısı hatta şöyle söyleyeyim. A demeyeyim de oraya. A var ya burada. Benim neye ihtiyacım var? 4 artı 9 13'e. Ben bu 13'ü buraya keyfime göre yazdıysam demek ki burada geriye A eksi 13 kaldı. Şu an bu alt tarafla üst taraf birbirine eşit oldu. Bakın alt tarafla üst taraf birbirine eşit oldu. 4 artı 9 13'ü çektim. Yani 13 ekledim 13 çıkardım. Tamam. Hocam şurası 2 kare farkından eksi 2 eksi 2 dersek x eksi 2'nin karesi burası 2 kare farkından y artı 3'ün karesi artı a eksi 13'tür. Ve diyor ki bu ifade minimum 50. Minimum 50 olabilmesi için burasının minimum 0 olması lazım. Daha da aşağı inmez. Bura minimum 0 olması lazım. Geriye kalan bu ifade demek ki 50'ye eşittir. Eksi 13'ü diğer tarafa attığımızda a sayısı 63 olur. 14. sorumuzun cevabı bu şekilde. Ceyhan olarak bulmuş olur. <laughs> Pardon. 15. sorumuzda x eksi 1'in karesi eşittir 5x olmak üzere. 7x 1 artı 1 bölü 7x 1 ifadesinin değeri kaçtır diyor. Neler yapabiliriz? İlk aklıma gelen şey benim buradan kare alma. Alalım. x eksi 1'in karesini aldığımızda x kare eksi 2x artı 1 eşittir 5x. I. Bu bir. Sonra eksi 2x ve artı 1'i diğer tarafa attığımda x kare eşittir 7x eksi 1'e sorumuz koptu. Demek ki ben 7x eksi 1 gördüğüm her yere x kare yazabilirim. O zaman benim sorum değişiyor. Benim sorum x kare artı 1 bölü x kare oluyor. Bunu nasıl bulacağım? 7x ve eksi 1 bu tarafa attığımda x kare eksi 7x artı 1 eşittir 0 buldum. Ve ben burayı her iki tarafını x parantezine bölsem x kare bölü x'ten x eksi 7x bölü x'ten 7 artı 1 bölü x eşittir 0 buldum. Eksi 7'yi diğer tarafa gönderdim. x artı 1 bölü x eşittir 7 buldum. Şimdi karesini alarak cevabı bulabilirim. Her iki tarafın tekrardan karesini aldığımızda x kare artı 1 bölü x kare artı 2 çarpı x çarpı 1 bölü x eşittir. 7'nin karesi 49'a. Burada x'ler gittiğinde 2'yi diğer tarafa gönderdim. x kare artı 1 bölü x kare eşittir. 47 olarak bulundu. 15. sorumuzda bu şekilde Diyarbakır'dır diyoruz. 16. sorumuzda x eksi 2 bölü x eksi 7 13 olduğuna göre x eksi 7'nin karesi artı 4 bölü x eksi 7'nin karesi. Ne var benim elimde? Buranın karesi buranın karesi ama burada x var. Neye ihtiyacım var? Eksi 7'ye. Demek ki eşitliğin her iki tarafına ben eksi 7 sayısını ekledim. D benim elimde x eksi 7 eksi 2 bölü x eksi 7 eşittir. 13 eksiyeden 6 geldi. Kare aldığımda soru kopacaktır. Her iki tarafın ben karesini alayım. Birinci ifade bu. Birincinin karesi x eksi 7'nin karesi artı. ikinci ifade bu ikincinin karesi. 2'nin karesi 4 bölü x eksi 7'nin karesi eksi 2 çarpı birinci çarpı ikinci. 2 bölü x eksi 7 eşittir. Diğer taraf 6 Karesi de 36. Daha sonra x eksi 7 x eksi 7, -7 sadeleşti. Işte. Eksi 2 çarpı 4. Eksi 4. Eksi 4'ü diğer tarafa attığımda. Bakın. 36 artı 4'ten 40 geldi. Bu da sorumun cevabı olur. Zaten 16. sorumuzun cevabı da Diyarbakır olarak bulundu. 17. sorumuzda x kare eksi parantez y artı 1'in karesi bölü y eksi x bölü 1 bölü x eksi y eksi 1 çarpı 1 bölü x y artı y artı 1 ifadesinin en sade şekli aşağıdakilerden hangisidir diyor. Yapabileceğimiz tüm işlemleri yaparız. Mesela burada birincinin karesi eksi ikincinin karesi var yani iki kare farkı o da şöyle yazılır birinci artı ikinci çarpı birinci eksi ikinci bölü paydası y eksi x bölü aşağıya geldim paylaşıyorum burası bir eksi x artı y bölü x eksi y çarpı burası da yine paylaşıyorum bir bölü bir bölü değil 1 artı x artı y bölü paydası da x artı y. Şimdi gidenleri götürelim. Ters çevirip çarptığımızda x artı y artı 1 ile 1 artı x artı y gitti. x eksi y eksi 1 ile bakın burası eksi x artı y artı 1. Artı Yani bunu buna böldüğümüzde eksi 1 geldi. Bu tamam. Sonra y eksi x ile y eksi x gitti. x eksi y çarpıp yukarı yazdığımda benim elde edeceğim şey eksi 1 çarpı x eksi y. Hmm. Küçük bir hata var bir yerde. Bakalım. Eksi x artı y. Y eksi x, x eksi y. Tamam. Y eksi x, x eksi y eksi 1 geldi. Eksi 1 bir bölü eksi 1'den artı 1 oldu. Bu da bana cevabı x eksi y olarak buldurdu. 17. sorumuzun cevabı bu şekilde. X eksi y yani Bursa'dır diyoruz arkadaşlar. Burası x artı y. Yine yanlış ya. Burayı, burayı sadece tamam. x artı y kaldı. Ters çevirdim. O zaman cevabım x artı y oldu. Çok değiştirdik. Cevap x artı y arkadaşlar. Son durum bu. İşlem hatası yaptık. Sıkıntı yok. Sorumuzun cevabı 17. Adana'dır diyoruz. 18. sorumuz d dikdörtgeni 9 dikdörtgeni ayrılmış ve bu dikdörtgenlerin içine alanları yazılmıştır. Buna göre d dikdörtgenin alanı aşağıdakilerden hangisiyle ifade ediliyor? Tamamının alanı. Peki tamamını toplayalım. Ne var elimizde? Bir tane a kare. Bir tane a kare artı bir tane b kare artı bir 2 tane AB, 2 çarpı AB artı 2 tane B, 2B artı 2 tane A artı bir tane de 1 var. Bu 1. Başka? Hepsini yaptık değil mi? Şimdi ne yapabiliriz? Bakıyoruz. A kare 2AB artı B kareyi ben tam kare yazabiliyorum. Ve tam kare olarak da şu şekilde yazıyorum. A artı B'nin karesi. Doğru mudur? Doğrudur. Sonra 2B artı 2A artı 1 sayısını ben ne yapabilirim? Düşünüyorum. Bunu yapmıyoruz. A kare artı 2a. Oradan gelsek. Akar iki, desem, A kare artı 2b artı 1 desem. 2a desem. Hmm. Güzel. Güçlü kare bu. Tamam. Geldim buraya. Hatırlayalım. Hatırlayalım arkadaşlar. x artı y artı z'nin karesi şöyle yazılır. x kare artı y kare artı z kare. Artı 2 çarpı xy artı 2 çarpı yz artı 2 çarpı xz şeklinde. Elimizde olanlara bakıyoruz. Bakın a kare var, b kare var, 1'in karesi var. Bu bir. Sonra 2 çarpı birinci ile ikinci. 2 iki çarpı ikinci ile üçüncü. 2 çarpı birinci ile ikinci var. Demek ki burası komple. a artı b artı 1'in karesinin açılımı var. Ve bu da bana sorumun cevabını, 18. sorumuzun cevabını burs olarak bulunmuş oluyor diyelim ve bu sayfamızda bu şekilde tamamlıyoruz. 18 yeni nesil diyebileceğimiz tarzda bir soruydu. 17. sorumuz gerçekten zor bir soruydu. Yani işlem gerektiren bir soruydu diyeyim. 16'dan benzer iki tane daha yapmıştık. 13 biraz işlemsel bir soruydu. 14 işlemsel bir soruydu ve güzel bir soruydu. 15'ini aynı şekilde işlemsel diyebileceğimiz zor tarzda bir soruydu diyorum ve 19. sorumla devam ediyorum. Diyor ki 4a üzeri 4 eksi 17 a kare çarpı b kare artı 4b üzeri 4 ifadesinin çarpanlarından birisi aşağıdakilerden hangisidir diyor. Tekrardan yazayım. 4a üzeri 4. Hatta yazmadan önce yukarı çekeyim şöyle yapayım. Çarpanları ayırmak istesem ben bunu ve tam kare yapmak istiyorum. 2a kareye 2a kare bu tarafa ayırdım. İkisinin çarpımı 4a üzeri 4. Diğer taraf ortası eksi olduğu için eksi 2b kareye. Eksi 2b kare diye ayırdığımda ikisinin çarpımı 4b üzeri 4. Çapraz çarpıp topladığımızda ortayı verecek. 2 a kare ile eksi 2 b kare çarptığımızda eksi 4 b kare. 2 a kare ile eksi 2 b kare çarptığımızda eksi 4 b kare. Demek ki ortası eksi 8 b kare olacak. O zaman hocam 4 a üzeri 4 artı a kare b kare özür diliyorum. a kare b kare. a kare b kare. Ortası ortası eksi 8 a kare b kare yazıyorum. Eksi 8 a kare çarpı b kare yazıyorum. Artı Yanında 4B üzeri 4 yazıyorum. Şimdi benim elimde eksi 17 tane vardı a kare b kare. Ben eksi 8 tanesini kullanıyorsam geriye eksi 9 tane a kare b kare kaldı. Bu 1. Sol tarafa yoğunlaştım. Burası hocam. Bakın yukarıdan dolayı 2 a kare eksi 2 b kare ya. Bu sol taraf 2 a kare eksi 2 b karenin karesidir. Bu bir eksi 9 dediğim sayı 3'ün karesi olur. A kare b kare var. Yani burası kısaca 3AB'nin parantez karesidir. Bu da tamam. Bu da tamam. Son olarak ben burada iki kare farkı yapacağım. Gerek var mı yapmama? Evet. Son olarak ben burada iki kare farkı yapacağım. Yani birincinin karesi eksi ikincinin karesi. Şöyle yazılır. Birinci 2A kare eksi 2B kare artı ikinci artı 3AB çarpı birinci 2A kare eksi 2b kare eksi 3ab. Bu da tamam hocam. Devam ediyoruz. Sol taraf. Ekstra yapacak bir şey bulamadım. A eksi b. Tamam şuradan geliyormuş. Oradan geldi. Oradan geldi. 3ab. B bakayım. Yardım alayım. Cevap anahtarından. Devam edelim. Devam edelim. Çarpanları ayrılıyor. Burası 2a kare artı 3ab eksi 2b kare çarpı burası 2a kare eksi 3ab eksi 2b kare. Çarpanları ayıralım. Hocam burasına 2a'ya a, a dersem ben. Şimdi ortanın artı 3 çıkması için buraya 2b dedim Buraya b derim. Eksi b derim. Bakın. ikisini çarpma. Eksi 2b kare. İkisini çarpma. 2a kare. Çarpma çarpıp topladım. 4ab eksi ab'den 3 ab geldi. Bu bir. Buraya geldim. Buraya da 2a'ya a dersem. Bu sefer ortası eksi olacak. Eksi 2b'ye b, b derim. Ve şu şekilde yazılır. 2a eksi b çarpı a artı 2b çarpı 2a artı b çarpı a eksi 2b. Hangi çarpan varsa bizim cevabımızdır bakıyorum. Benim elimde 2a eksi b burada var. Başka ortak çarpanımız yok zaten. Bu da bana 19. sorumuzun cevabını Ceyhan 2a eksi b olarak bulduruyor. 20. sorumuz şıklar burada. Şıkların bir önemi yok. 20. sorumuzda 3 üzeri 1 bölü 5 artı 2 eşittir a olduğuna göre 3 üzeri 1 bölü 10 eksi 1 çarpı 3 üzeri 1 bölü 10 artı 1 bölü 3 üzeri 1 bölü 5 artı 1 ifadesinin a cinsinden eşiti nedir diyor. Şimdi burası bakın birinci eksi ikinci birinci artı ikinci. Kısaca burası iki kare farkıdır. İki kare farkı da şöyle birleştirilir. Bakın a eksi b çarpı a artı b'yi ben a kare eksi b kare yazıyorum ya birincinin karesi 3 üzeri karesini aldığımızda burası 2 bölü 10 olur. Eksi İkincinin karesinden de 1 gelir. Bölü paydamıza 3 üzeri 1 bölü 5 artı 1'dir. Eşittir. 2 bölü ondan burası 3 üzeri 1 bölü 5 eksi 1 bölü 3 üzeri 1 bölü 5 artı 1 oldu. Eşittir. Hocam iki sayısını diğer tarafa atarsam 3 üzeri 1 bölü 5 dediğim sayı a eksi 2'dir. Geldim yerine yazdım. a eksi 2 eksi 1 bölü a eksi 2 artı 1'den eşittir. a eksi 3 bölü. A eksi 1 işlemini buldum ve 20. sorumuzu da bu şekilde bursa olarak buluyoruz. 21. sorumuzda x kök x eksi 10 kök x eşittir 3 olduğuna göre kök x artı 1 bölü kök x ifadesinin değeri kaçtır diyor. Burada parçalamak zorundayız. Bakın 3 sol tarafa attım. Yetmeyecek. x kök x eksi bu 10 dediğim sayıyı da ben bakın eksi kök x Eksi 9 kök x diye ayırdım. Bir de yanında eksi 3'e attım. Eşittir 0'a. Bu 1. Bu 1. Sonra gruplandırıyoruz. Şu mavileri kendi aralarında sarıları da kendi arasında gruplandıracağım. Mavilerden kök x kök x kök x ortak parantezine alsam geriye burada x kaldı. Diğer taraftan eksi 9 kaldı. Burada da ortak parantezimiz eksi. Eksi parantezini aldığımızda kök x artı 3 yaptı. Eşittir 0'a ve ben x eksi 9 sayısını iki kare farkından yazabilirim. Kök x çarpı yarıya düşüyordu. Yarıya düşmesi demek x üzeri 1 bölü 2'den. Kök x eksi 9'un da yarıya düşmesi yani 3'ün karesinin yarıya düşmesinden de kök x eksi 3 çarpı kök x artı 3 geldi. Zaten konu altından bundan bol bol yaptık. Eksi yanında kök x artı 3 var. Eşittir sıfıra. Ortak çarpanlarımız belli. Kök x artı 3. Her iki tarafı ben kök x artı 3 ortak parantezine alsam Sol taraf kök x çarpı kök x eksi 3. O da kök x çarpı kök x'den x eksi. Kök x çarpı 3'den de 3 kök x geldi. Eksi. Devam ediyorum. Bir de burada arkadaşlar. 1 kaldı. Eşittir sıfıra. Demek ki hocam ya burası sıfırdır ya da burası sıfırdır. E baktığımızda sol tarafın sıfır olma ihtimali zaten yok. Sol tarafın sıfır olma ihtimali yok. Çünkü köklü bir ifade pozitif çıkar. Demek ki sağ taraf sıfır olacak. Devam edelim. x eksi 3 kök x eksi 1 eşittir 0. Şimdi benim aradığım şey kök x artı 1 bölü kök x. Ben eşitliğin her iki tarafını kök x'e bölsem. Soru zaten burada Oo, bir kademe daha geliyor. Bu eksi 1'den emin olayım. Bir kademe daha zor olacak. Sıkıntı yok. Buluruz. Buluruz. Şu yapalım. x bölü kök x eksi 3 kök x bölü kök x'ten 3 eksi 1 bölü kök x eşittir 0'dır. Eksi 3'ü bu tarafa gönderdim. Bu 1. Burayı kök x'e genişlettim. Bulacağım sonuç x kök x bölü x eksi 3'ü diğer tarafa gönderdim. Eksi 1 bölü kök x eşittir 3'e. x'ler gitti. Elde ettiğim şey kök x eksi 1 bölü kök x eşittir 3'e. Ama bizden bunun artırısını istiyor. Yine bir formül hatırlıyorum ben. Nedir o formülümüz? a eksi b'nin karesi eşittir. a artı b'nin karesi eksi 4 tane a çarpı b demektir. Bakın benden istediği bana verdiği şey şu. Kök x eksi 1 bölü x. Kök x. Bunun karesi 9'dur. Eşittir. Bana verdiği şey budur. Benden istediği şey de kök x artı 1 bölü kök x'in karesidir. Eksi 4 çarpı. Birinci ifade kök x. İkinci ifade 1 bölü kök x'tir. Ve sonra da burada zaten kopar. Kök x'ler gitti. Eksi 4'ü bu tarafa attığımızda 13 eşittir. Kök x artı 1 bölü kök x'in karesini her iki tarafında kare kökünü aldığımızda mutlak değer 13 eşittir. Kök x artı 1 bölü çekistir. E baktığımızda arkadaşlar, burası köklü bir ifade, burası köklü bir ifade, sonucun negatif çıkma ihtimali yoktur. O yüzden 13 işte kök oluş, artı çıkmak zorunda. Bu da 21'in sorumuzun cevabını bize diğer olarak buluruyor. 22. sorumuzla devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi bu soruda şöyle bir detay var. Yapacak bir sürü şey var. Mesela burada küp açılımı yapabilirsiniz. Kare yapabilirsiniz. Burada iki kare yapabilirsiniz. Çok fazla şey olduğu için hangisi doğru diye sorarsanız tabii ki de deneyerek doğru olanı bulmaya çalışacaksınız. Mesela buradaki en doğru hareket akla en son gelen A kare artı birin karesini açmak. Sağ tarafa yöneldik. Karesini açmaya çalışıyorum. O zaman ne olur? A karenin karesinin A üzeri 4 artı 2 tane A kare artı 1 eksi Yanında bir tane a kare var çarpı 15. Eşittir. Burası son olarak a üzeri 4 artı 2 a kare eksi a kareler artı a kare artı 1 çarpı 15 geldi. Şimdi benim hedefim diğer tarafta ben a üzeri 4 artı a kare artı 1'i elde etmeye çalışacağım. Onu da şöyle yaparız. a üzeri 6 sayısını ben a karenin kübü eksi burayı da 1'in kübü şeklinde yazsam ve burada küp açılımı yapsam. Küp açılımı nasıl yapılıyor arkadaşlar? Şöyle a kare eksi 1 bir, yani birinci eksi ikinci çarpı birincinin karesi a üzeri 4 artı birinciyi aynen yazdım ikinciyle çarparak a kare artı ikinci yani 1 oldu. E bu ifade a üzeri 4 artı a kare artı 1 çarpı 15'e eşittir. Şimdi arkadaşlar kare kare 1 sıfır olma ihtimali yok sıfır olma ihtimali yok sadeleştirdiğimizde geriye a kare eksi 1 eşittir 15 kaldı buradan a kare sayısı 16'ya a sayısı da eksi a artı 4 eşittir pozitif değerini istiyor. Bu da 22. sorumuzun cevabını bize Ceyhan olarak buldurmuş olur. 23. sorumuzda A sayısı eksi 1 olmamak üzere. Yani A sayısı eksi 1 olamıyor. Güzel. A kare artı 1 bölü A kare 4 olduğuna göre eksi 1 artı A artı A, -A kare bölü A ifadesinin eşiti nedir diyor. Şurada ben kalp bölmesi yapsam. Yani kısaca sol taraf eksi 1 bölü A artı A bölü A'dan 1 artı A kare bölü A'dan A geldi. Düzenliyorum. Demek ki burası A eksi 1 bölü A artı 1 demektir. Şimdi arkadaşlar A eksi 1 bölü A'yı ben bulursam eğer bunu bulabiliyorsam sorumun cevabı da ortaya çıkar. Diyorum ki burası burası B olsun. Bakın burası B olsun. Ben B'yi arıyorum. A eksi 1 bölü A sayısı eğer B'ye eşitse bana bunu boşuna vermedi. Ben burada eşitliğin her iki tarafının karesini aldığımda A kare Eksi 2 çarpı a çarpı 1 bölü a. Artı ikincinin karesi 1 bölü a kare. Eşittir neye? B kare. E a'lar gittiğinde eksi 2 eşitliğim bu tarafına attım. Demek ki a kare artı 1 bölü a kare dediğim ifade b kare artı 2 eşit. Hocam a kare artı 1 bölü a kare 4'tü. Demek ki b kare artı 2 4 demektir. Buradan b kare eşittir 2 demektir. B'nin alacağı 2 değer vardır. B sayısı ya eksi kök 2 ya da artı kök 2'dir. Şimdi bu da tamam. Bu da tamam. B sayısı eksi kök 2 artı kök O zaman hocam burada B sayısı eksi, eksi kök 2 artı kök ise benim cevabım ya eksi kök 2 artı 1'dir ya da artı kök 2 artı 1'dir. Bakıyorum hangisi var şıklarda. Eksi 2 artı 1 yok. Artı kök 2 artı 1 var. Diğerinin niye olamayacağını da söyleyelim. Söyleyelim. B kare artı 2. B kare eksi kök 2. B eksi. Şöyle. A dediğim sayı. Eksi 1 olamıyor. Yani gerek yok. Yani kök 2 artı 1. Cevabımız 23. A'dan olarak bulunmuş oluyor. 24. sorumuzda a kare eksi a artı 1 sıfır olduğuna göre a üzeri 22 eksi a üzeri 5 artı 4 ifadesinin değeri kaçtır diyor. Ben burayı bir yerden tanıyorum. Benim elimde a kare eksi a artı 1 varsa ben küp açılımına geçiş yapabilirim. Çünkü küp açılımın bir kısmı burası. Ben bu ifadenin hem sağ tarafını hem sol tarafını a artı 1 sayısıyla çarparsam. Bakın çarptığımda sol taraf a küp eksi 1'in kübü oldu. a küp artı 1'in kübü oldu. Özür diliyorum. Orası artı. Eşittir sağ taraf 0 çarpı a artı b'den de 0 oldu. Yani a küp dediğim sayı eksi 1'miş. Bu bir cepte. Geldim buraya. a üzeri 22 dediğim sayıyı a küpün 7. kuvveti yaptım. 21. Bir tane de yanında a olur. Eksi a üzeri 5'i de a küp çarpı a kare yaptım. Yanına artı 4 dedim. Eşittir. Artık ben a küp gördüğüm her yere Eksi 1 yazabilirim. Burada bir tane var. Eksi 1 üzeri 7 çarpı a. Eksi, eksi 1 çarpı a kare a artı 4'tür. Son olarak burası eksi çıkar. Yani burası eksi a olur. Eksi eksiden artı. Burası a kare artı 4 olur. Son olarak a kare eksi a artı 4 elde ettim. Geldim buraya. A kare eksi a demek bunu diğer tarafa attığımda. A kare eksi a demek eksi 1 demek. Geldim buraya. Eksi 1 yazdım. Eksi 1 artı 4'ten 3 buldum. 24. sorumuzu da bu şekilde burs olarak buluyorum ve bu sayfamızı da bu şekilde tamamlıyoruz. Gayet güzel sorular vardı. 24 iyiydi. 23 bence zor soru arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. 22 aynı şekilde çözümü 3 birden fazla yoldan gidebileceğiniz zor bir soruydu. 19 zor bir soruydu. Bu sayfa baya zormuş ya. 20 zor bir soruydu. 21 de ekstra zor bir soruydu deyip diğer sayfamıza geçiyoruz. 25. sorumuzda. Türkiye'deki 81 ilin tamamını kapsayan bir projede önce her bir ile x tane millet bahçesi yapılması sonra da yapılan her bir bahçeye y tane ağaç dikilmesi planlanmıştır. Yani 81 ilin hepsine her birine x tane millet bahçesi ve her millet bahçesine de y tane ağaç. Toplamda 81 çarpı x y ağaç dikilmesi hedefleniyordu. Bakın başlangıçta bu. Fakat bu planda yapılacak bahçe ve dikilecek ağaç sayısı yeterli bulunmamış ve önce her bir ile yapılması planlanan bahçe sayısından bir fazla sayıda bahçe yani 81 ilin her birine bir fazla sayıda bir fazla sayıda bahçe demek ki x artı bir bahçe sonra da yapılan her bir bahçe dikilmesi planlanan sayıdan bir fazla sayıda ağaç normalde y ağaç dikilecekti artık y artı bir ağaç dikilecek. Bu da tamam. Buna göre son durumda dikilen toplam ağaç sayısı ile başlangıçtaki dikilmesi planlanan toplam ağaç sayıları arasındaki fark aşağıdakilerden hangisine doğru olarak verilmiştir diyor. Son olarak bu kadar ağaç diktim. Başlangıçta bu kadar dikmiştim. Birbirinden çıkarıyorum. Çıkaralım arkadaşlar. Bakın. X artı 1 çarpı Y artı 1 yapacağım. 81 çarpı. Hatta ortak parantez var mı? Var. 81'ler kalsın. X artı 1 çarpı Y artı 1 yapıyorum. X çarpı Y'den X Y. Yaklaştırayım artık yukarı ihtiyacım yok. X çarpı artı 1'den artı X. 1 çarpı y'den artı y, 1 çarpı 1'den artı 1. Bu başlangıçta dikeceğimiz yok. Sonradan dikeceğimiz artı sayısı. Eksi başlangıçta dikeceğimiz de 81 çarpı x y'ydi. Benden bunu istiyor. İkisini ortak 81 parantezine alırsam. Burada geriye x y artı x artı y artı 1 kaldı. Burada 81'i çektim geriye. Eksi x y kaldı. X y'ler de sadeleşti. Işte. Demek ki burada fark yani dikeceğimiz farklı. İki durumda dikeceğimiz fark. art sayısı x artı y artı 81 çarpı x artı y artı 1 olarak bulundu ve bu da bu da 25. sorumuzun cevabını bize edin olarak bulur. 26. sorumuzda x eksi tü, eksi x küp artı x kare eksi x artı 1 eşittir a eksi x çarpı b artı x kare ifadesi bir özdeşlik olduğuna göre yani sol taraf sağ tarafa eşit olduğuna göre a artı b toplamı kaçtır diyor. Ortak parantezler alalım. Mesela şu ikisinde ortak x kare bak. Ortak x kare parantezini alırsam burada geriye kaldı eksi x burada geriye kaldı artı 1. Sonra bir de burada eksi x artı 1 var. Eşittir. Şimdi ikisinin ortak çarpanları eksi x artı 1. Bu sefer ben eksi x artı 1 ortak parantezine alırsam solda kaldı x kare eksi x artı 1 çektim sağda kaldı artı 1. Ve bu ifade a eksi x çarpı b artı x kareye eşitmiş arkadaşlar bu bir özdeşlik mi? özdeşlikmiş eksi x eksi x otomatikman bir sayısı a'ya eşittir a eşittir bir x kare x kare ortak bir sayısı b eşittir a artı b istiyordu 1 artı bir toplamı da diyorum 26. sorumuzun cevabında bu şekilde Adana olarak buluyorum. 27. sorumuz kenar uzunluğu x birim olan bir kare şekildeki gibi 4 bölgeye ayrıldığında i numaralı bölge kenar uzunluğu y birim olan bir kare belirtmektedir. Yani burasının bir kenarı y y'miş. Bu benim işime yarar. Güzel. Bu koşulu sağlayan her x ve y sayısı için x kare eksi 2xy artı 2 y kare ifadesi hangi iki bölgenin alanları toplamına eşittir diyor. Tüm alanları bulalım. Şöyle ki tamamı x'ti. Demek ki bu kenarın benim x eksi y. Yine aynı şekilde tamamı x'ti. Burası y ise demek ki buraya x eksi y kaldı. Buraya ne kaldı? Bakın bu kenar y kenar y. Bu kenarımız tamam mı x'di? Burası x eksi y değil. bir dakika. Burası y zaten. Aynen y geldi. Burası x eksi y, burası x eksi y. Burası x eksi y, burası x eksi y. Var mı sorun diye kontrol ediyorum. Y, y, x eksi, x eksi y. Güzel. Şimdi alanların hepsini bulalım. i alanımız zaten y çarpı y'den y karedir. 2 i alanımız x eksi y çarpı y'den o da x y eksi y karedir. 3 iyilik alana bakıyorum. x eksi y çarpı y'den x y eksi y karedir. 4 iyilik alana bakıyorum. x eksi y çarpı x eksi y'den x eksi y'nin karesi yani x kare eksi 2 x y artı y karedir. Benden istediği x kare eksi 2 x y artı 2 y kare. Bir tane dördüncü ifadeyi alsam. Bir de eksi x y artı y kare ihtiyacım var. Bakayım. Yok sadece y kare ihtiyacım var. Bir de y'inci ifadeyi alsam yani... İ'inci alan ve dördüncü i'inci alanın toplamı direkt bana bunu verir. İ ve 4 i'den de 27. sorumuzun cevabı Bursa olarak bulunmuş oluyor. Diyelim yine tatlı bir soru. 28. sorumuz A1 sayma sayısı olmak üzere. A artı 7A artı 12 TL olan bir televizyonu bakın A artı 3 taksitte ödemek isteyen Kaan taksitlerin yüksek olduğunu görünce taksit sayısını bir arttırmıştır. İkinci durumda her bir taksit ilk duruma göre kaç TL daha azdır diyor bana. Önce ilk durumdaki taksiti bulayım. Taksit sayısını ben şöyle bulurum. Tamamı bulun. A kare artı 7A artı 12 TL ise ben A artı 3 taksitte ödeyeceksem A artı 3'e böldüğümde şöyle düşünün. 30 TL'yi 3 TL'lik taksitlerde bölmek istiyorum. 30 bölü 3'ten 10 taksit. Burası bana başlangıçtaki taksit sayısını verdi. Bu 1 diyor ki A artı 3 taksitle ödemek istedim. A artı 3 taksitle. Pardon. Pardon. Taksit değil. A artı 3 taksitle böldüğümüzde yani 30 TL'lik bir borç 3 taksitle bölmek istiyorsan ben 30 bölü 10'ar TL öderim. Burada bulduğum benim aylık ödeme. Aylık ödeme. Tamam. Kan taksitlerin yüksek olduğunu görünce taksit sayısını bir arttırmıştır. Yani A artı 3 taksit. ikinci durumda A artı 4 taksit yaptı. Yani benim ödemem aylık ödemem ne kadar oldu? Akar artı 7 artı 12 bölü A artı 4'e böldüğümde bu ikinci aylık ödemem. Yani aylık ödemeyi bu fiyata getirdim. İkinci durumda her bir taksit ilk duruma göre kaç TL daha azdır diyorum. Bakalım ilk durumda kaç TL taksit ödüyorum. Akar artı 7 artı 12 çarpanlarına ayrılıyor arkadaşlar. A dedim A dedim 4'e 3 dedim. Yani burası A artı 4 çarpı A artı 3 bölüm A artı 3'ten benim aylık taksitim A artı 4 TL. Sonra burası da aynı mantıkla. Bu sefer A artı gidiyor. Burası da aylık taksitim A artı 3 TL. Kaç TL daha azdır diyor. A artı 4 eksi A eksi 3'ten gördüğünüz gibi 1 TL daha az oluyor. Ve 28. sorumuzun cevabı da adan olarak bulunuyor. 29. sorumuz bir gerçel sayının çarpma işlemine göre tersiyle toplamı 7'dir. Elimizde bir x gerçel sayısı var. Bu gerçel sayının çarpma işlemine göre tersi 1 bölü x'tir. Ve bu toplam neye eşitmiş? 7'ye. Buna göre bu sayı ile çarpma işlemine göre tersinin bakın çarpma işlemine göre tersinin kareleri farkının kareleri farkının eksi kareleri farkının pozitif değeri kaçtır diyor. Benden bunu istiyor. x kare eksi 1 bölü x kare. Hocam burası iki kare farkı demektir. E bu da x eksi 1 bölü x çarpı x artı 1 bölü x'tir. Eşittir. x artı 1 bölü x'i bana 7 vermiş. Geldim yerine yazdım. Yani burası 7 çarpı x eksi 1 bölü x. Benim bu soruyu yapmam için x eksi 1 bölü x'i bulmam lazım. Yine ben biliyorum ki şu formülü a artı b ile a eksi b'nin geçişi şöyle oluyordu. a eksi b'nin karesi eşittir. a artı b'nin karesi eksi 4 tane a çarpı b'dir. Benim elimde x artı 1 bölü x'in karesi var. Yani burası. 7'nin karesinden 49'dur. Eşittir. Eksi 4 çarpı x çarpı 1 bölü x. Ve burası da x eksi 1 bölü x'tir x'ler gitti. 49 eksi 4'ten burası 45 geldi. Karesi. x eksi 1 bölü x'in karesi 45 ise x eksi 1 bölü x eşittir. Mutlak değer kök 45 oldu. 9 çarpı 5'ten burası da 3 kök 5 oldu. Artı eksi şeklinde. Benden istediği pozitifi hocam ben x eksi 1 bölü x'in pozitifini buldum. 3 kök 5'tir. Demek ki benim sorumun cevabı 7 çarpı 3 kök 5'ten de 21 kök 5 olarak bulunuyor ve 29. sorumuzu da Diyarbakır olarak bulmuş oluyoruz. 30. sorumuzda Efe her biri A kare TL olan kalemlerden A tane satın almış ve 1000 TL'sini peşin ödemiştir. Şimdi her biri A kare TL ise ben A tane satın aldıysam toplam benim ödemem gereken ücret A kare çarpı A'dır. E bunun 1000 TL'sini ödemişim. Yani burası şu anda geriye kalan ödememdir. Kalan borcunu eşit a eksi 10 taksite bölecek. Bu kalan borcum. Ben bu kalan borcumu bölü a eksi 10 taksite bölersem aylık ne kadar ödemem gerektiğini bulurum diyor. Zaten benden de bunun cevabını istiyor. Bulalım. A kare çarpı a'dan a küp eksi 1000 sayısı da 10'un kübüdür. Bölü paydamız da a eksi 10'dur. Eşittir. A küp eksi 10'un kübü dediğim sayı a 10 çarpı a kare artı ikinci ifade 10 Birinci ikinci çarpımı 10 artı ikincinin karesi 10'un karesi de 100'dür diyorum bölüp da ax 10du İkisini birbirine böldüğümüzde aylık olarak benim A kare artı 10A artı 100 TL ödemem gerekiyor. A kare artı 10A artı 100 TL. Bu da bana 30. sorunun cevabını edin olarak bulunmuş oluyor diyelim ve bu sayfamızı da bu şekilde bitirelim. Gördüğünüz gibi daha problemleştirilmiş yeni nesil olabilecek sorulardı. 25 çıkma soruya benzer zaten güzel bir soru. 26 güzel bir soru. 27 güzel bir soru. 28 iyi bir problem sorusu. 29 güzel bir soru. Normal yaptığımız işlemi problem şeklinde sordu. iyi bir soru. 30. sorumuz aynı şekilde güzel bir problem sorusu deyip 31 ile devam edelim. Hekka öğretmen x artı 8 tane öğrencisini sinemaya götürmüş ve kendisi de dahil toplam ücretin 4x artı 32 lirasını karşılayacağını karşılayacağını belirtmiştir. Burayı düzeltiriz. Sinemada öğrenci bileti x lira, tam bilet x artı 8 lira olduğuna göre öğrenciler toplam ücretin kalan kısmını eşit olarak paylaşırlarsa her biri, her biri, her bir öğrenci biletinin, biletinin pay fiyatından kaç lira eksik ödemiştir diyor. <laughs> Çok güzel soru. Bakın normalde her bir öğrenci x lira ödeyecekti. x eksi. Şimdi ne kadar ödediklerini buluyorum bakın. Toplam bu ücret nedir? Yani toplam toplam ödenmesi gereken ücret sinema ücreti şudur. X artı 8 tane öğrenci var. Demek ki X artı 8 çarpı her bir öğrencinin fiyatı X'tir. Artı bir de öğretmen var. 1 çarpı onun bilet fiyatı X artı 8. Normalde tüm ödemesi gereken fiyat bu. Ama toplam ücretin 4X artı 32'sini öğretmen ödemiş. Eksi 4X eksi 32 değil. 4x artı 32'sini öğretmen ödemiş. Yani toplam ödeyecekleri şu ücretten. Bakın toplam ödeyecekleri bu ücretten. Öğretmenin ödediğini çıkarıyorum. Bölü. Bölü. Geriye kalan ücreti öğrenciler ödeyecek. Kaç öğrenci? X artı 8 öğrenci. Ödesin kalan ücreti. Bunu da ödediler. Ödediler. Her bir öğrenci fiyat fiyatına kaç lira x kalmıştır. Bunun sonucu benden cevap olarak istiyorum. Yani normalde her bir öğrenci x lira ödeyecekti. Ama bu öğrencilerden gelen ücret. Toplam ücret. Bu öğretmenden gelen ücret. E bu bir de 4x eksi 32'sini de 8 değil ya 32'sini de. 4x eksi 32'sini de ödedi öğretmen. Yani üst taraf kalan ücret. Kalan ücreti öğrenci sayısına böldüğümde de bir öğrencinin son durumda ödediği fiyatı buldum. E başlangıç fiyatından çıkarttığında da zaten benden soru bunu istiyor. Devam edelim. Bu arada bu eksi. Bu eksi hepsinin eksisi. Şöyle yapayım kafa karışmasın. Harika. Eksi 4 x eksi 32 dediğim sayıyı ben. Eksi 4 parantezine alsam ne geldi? x artı 8. Paydanın hepsinde x artı 8 var. Bu x artı 8 bu x artı 8. Bununla bu ve bununla bu gittiğinde geriye x eksi parantez. Sol tarafta bakın burada x kaldı. Burada artı 1 kaldı. Burada da eksi 1 kaldı. Bölü bölü x artı 8 zaten gitmişti. Bölümümüz yok. Güzel. Yani kısaca 1 eksi 1 0 x de eksi götürdü. Hiçbir şey kalmadı geriye. Ha, 4 var burada. Şu 4'ü unuttuk. Parantez aldık. x artı 8'e gittik. x artı 8'i çektik. Buraya geriye eksi 4 kaldı. Şimdi oldu. Oldu. Güzel. Eşittir. x artı 1 eksi 4'ten eksi 3 x eksi 3 eksi içeri dağıttım. Eksi x artı 3'ten de sorumuzun cevabı 3 olarak bulundu. Demek ki 3'te de eksik ödemişler. 31'in sorumuzun cevabı da bu şekilde Ceyhan olarak bulunuyor. 32. sorumuz. Kenarları x ve y olan iki adet kare vardır. Kenarları x ve y olan bu birinci kare olsun. Bu da ikinci kare olsun. Kenarları x ve y. Bunun kenarı x olsun. Bunun kenarı y olsun ve kare. Karelerin alanları toplamı 28. Bunun alanı x kare. Bunun alanı y kare ise eğer x kare artı y kare eşittir 28. Karelerin çevreleri toplamı 24 diyor. Bunun çevresi 4x. Bunun çevresi 4y. Bu da bana 4x artı 4y eşittir 24 diyor. E hocam ben bunu 4 parantezin alsam ya da her iki tarafı 4'e bölsem bulacağım şey x artı y eşittir 6. Bu da tamam. Kenar uzunlukları x ve y olan dikdörtgenin alanı kaç birimdir diyor. Bir dikdörtgen oluşturuyorum. Bu dikdörtgenin kenar uzunlukları x ve y. O zaman bunun da alanı x çarpı y'dir. Çok güzel bir yenilisi soru oldu bakın. Elimde olan şeyler. Elimde olan şeyler x artı y eşittir 6 var. x kareye kare 28 var. Ben burada eşitliği de her iki tarafının karesini alırsam. x kare artı 2xy artı y kare eşittir 6'nın karesi 36'ya. Ve x kareye kare, kare 28 ise şu işaretli dediğim yerlere 28 yazdım. Artı 2xy eşittir 36'ya. 28'i e diğer tarafa attım. 2xy eşittir 8'e ve xy eşittir 2xy eşittir 8'e x'ye eşittir. x'ye eşittir. 4'e zaten benden bu alanı istiyordu. Bu da bana sorumuzun cevabını 32. sorumuzun cevabını diğer olarak bulmuş oluyor. 33. sorumuzda şöyle tamamı görünüyor mu? Görünüyor. Şıklara gerek yok zaten. ABCD, EFGH ve ENBM birer kare. AD eşittir. HK eşittir. A. AD. Bu kenar A. HG de A. HG bu kenarda A. Bakın burası da A. O zaman burası da A. Diğer tüm kenarlar hepsi de A. M E eşittir 7'ye. Bu kenarımız 7 ise eğer. Burası 7. Demek ki burası da 7. E N B M. E N B M. Bu da kareydi. Bu da 7. Bu da 7. Demek ki buraya kaldı. A eksi 7. Buraya girmiyorum. Şimdi verilenlere göre boyalı alanların toplamının cebirsel ifadesi aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi benim yaptığım şey şu aslında değil mi? Ben bu karenin tamamının alanını bulsam. A karedir. Artı üstteki karenin tamamının alanını bulsam A karedir. Ama benim yaptığım şey şu oldu bakın. S1 diyelim ki burası S2 burası S3. Ben A kare yazarken aslında ne buldum? S1 artı S2. Ben A kare yazarken ne yaptım aslında? S1 artı S2. Yani ben şu anda 2 A kareyi bulurken 2 S1 artı 2 S2'yi buldum. Ama soru benden ne istiyor aslında sadece? S1 artı S3'ü. S2 demeyeyim ben buraya. Zaten aynıymış ya. S2 fark etmez. Fark etmez fark etmez. S2 olsun bazen. Çünkü aynı bunlar. Soru benden ne istiyor aslında? 2S1'im. Yani benim burada bu olmaması lazım. Demek ki bu a kare artı a kareden 2a kareden bu 2S2'yi ortadaki bu S2'den 2 tane topluyorum. Bundan 2 tanesini çıkarıp komple yok edeceğim burayı. Geldim buraya. Eşittir. 2a kare eksi bu 2S2 dediğim 2 çarpı S2. S2'nin alanı da 7 yedi çarpı 7'dir. Yani 7 yedi çarpı 7'den 42. 9'dur. Yani sorumuzun cevabı 2 a kare eksi 2 çarpı 49'dan gelir. Ve ben burayı 2 parantezine alsam geriye. a kare eksi 49 bu da 2 çarpı a kare eksi 7'nin karesi. E bu da 2 çarpı a eksi 7 çarpı a artı 7 olur. a eksi 7 çarpı a artı 7. Doğru. a artı 6 a, a kare eksi a Zaten burası yetiyormuş. Akar eksi a eksi 7 çarpı artı 7 yazmama gerekiyormuş. Bu da bana, bu da bana. 33. sorumuzun cevabını adan olarak buldurmuş oluyor arkadaşlar. 34. sorumuzda x bir pozitif reel sayı olmak üzere x eksi 4 kök x eşittir. 5 olduğuna göre kök x ifadesinin değeri kaçtır diyor. Şöyle yapabilirim. 5'i sol tarafa attım. x eksi 4 kök x. 5 dediğim sayıda ben eksi 1 Eksi 4 diye parçaladım. Eşittir sıfıra. Sanırım bu benim işime yarar. Güzel. Şu ikisini beraber aldım yan yana. X eksi 4. Bu ikisini de ben. X eksi 4. X eksi 1. Daha iyi olur. Şu ikisini ben kenara çektim. X eksi 1. Sonra bu geri kalan ikisini de ben eksi 4 parantezine aldım. Eksi 4 parantezine burası da kök x artı 1 oldu. Eşittir sıfıra. Soru koptu. Bu x eksi 1 dediğim sayıyı ben iki kare farkından şöyle yazabilirim. Kök x eksi 1 çarpı burası da kök x artı 1 eksi 4 çarpı kök x artı 1 eşittir. Sıfıra ortak çarpanları buldum. Her ikisinde ortak kök x artı 1'ler var. Kök x artı 1 ortak parantezine yazdığımızda sol taraf kök x eksi 1 sağ tarafta eksi 4 oldu eşittir sıfıra. Şimdi iki ihtimal var. Ya burası sıfırdır ya da burası sıfırdır. Bir kere kök x artı 1 sıfırsa kök x eksi 1 olamaz. Gitti sağ tarafa geldim. Kök x eksi 5 eğer sıfırsa buradan kök x eşittir. 5'tir. Zaten benden bunu istiyordu. 34. sorumuzun cevabı da Diyarbakır olarak bulunmuş oluyor. 35. sorumuz x küp eksi 3x eşittir 3 olduğuna göre 1 bölü x küp artı 1 bölü x kare ifadesinin eşiti nedir diyor. Şimdi yapılacak şeyleri yoğunlaşıyoruz burada. Bir, birden bir ton şey var. Nokta atışı doğru hamle yapmam lazım benim. x eksi 1. Payda eşitleyebiliriz. Buraya x yazsam payda x küp yukarısı 1 artı x. Peki. Buraya x yazdığımızda ne oldu? Çarptım burayı. 1 artı x bölü paydamız x küp oldu. Bu bir. Eksi 3 x'i diğer tarafa attım. x küp eşittir. 3 x artı 3'tür. Burada x küp gördüğüm yere de 3 x artı 3 yazdım. 1 artı x bölü 3 x artı 3 eşittir. Yani burası x artı 1 bölü paydayı da 3 parantezini aldım. x artı 1'dir. E bunları sadeleştirdiğimizde geriye 1 bölü 3 işlemi kaldı. 35. sorumuzun cevabı bu şekilde. 35. sorumuz Diyarbakır 1 bölü 3 olarak bulunmuş oluyor. Ve geldik son sorumuza arkadaşlar. 36. sorumuzda. X 1'den büyük olmak üzere. X kare artı 1 bölü X kare 6 olduğuna göre. X eksi 1 bölü X'in kübü ifadesinin değeri kaçtır diyor. Diyelim ki X eksi. Bakın X eksi. 1 bölü X A olsun. Yani benden soru ne istiyor aslında? A'nın kübünü. A'yı bulalım. Buraya geçiş yapabilirim. Buradan buraya geçiş şöyle yaparım. Ben her iki tarafı eğer karesini alırsam. x kare artı 1 bölü x kare. Eksi 2 çarpı. x çarpı 1 bölü x eşittir. A'nın karesini. Burada x'leri sadeleştirdik. Bu bir. Eksi 2'yi diğer tarafa attık. x kare artı 1 bölü x kare eşittir. A kare artı 2 oldu. Hocam x kare artı 1 bölü x kare 6 idi. Demek ki burası 6 eşittir. A kare artı 2 oldu. 2'yi diğer tarafa gönderdim. 4 eşittir. A kare oldu. E hocam A kare 4 ise A'nın olacak? 2 vardır. A sayısı ya 2'ye ya da benim A sayım eksi 2'ye eşit olur. Ve x dediğim sayı 1'den büyükse eğer x eksi 1 bölü x a eşitli ya negatif olamaz. 2 olmak zorunda kalır. Yani benim sorumun cevabı da 2 üzeri 3'ten 8 olarak bulunmuş olur diyelim. Ve 36. sorumuzu da bu şekilde bitirelim. 36 gayet güzel bir soruydu. 35. sorumuz yine aynı şekilde bakın. Ne yapacağınızı bilmiyorsanız o soru güzeldir. Yani işlemin kalabalıklığı değil. Ne yapacağınızı bilmiyorsanız güzeldir. 34 aynı şekilde 5'i diğer tarafa da parçalamayı görmek zor bir sorudur. 31 gayet problem ayarında güzel bir soruydu. 32 yine güzel soruydu ve 33. sorumuz da güzel bir soruydu deyip bugünü burada bitirmiş oluyoruz. 5. gün çarpanlar ayırma elit testleri burada bitirdik ve arkadaşlar toplamda dediğim gibi 13 konu oluşacaktı. Bu 13 konunun ilki gitti. Geriye kaldı 12 konumuz ve Bugünün birleşti bugünün PDF'leri çarpanlar ayırmanın birleştirilmiş PDF'i, elit çarpanlar ayırmanın elit sorularının birleştirilmiş PDF'i, kaya sorularının birleştirilmiş PDF'i, PDF'i hepsi aşağıda açıklamalar kısmında mevcut duruyorum. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım işinize yaramıştır. Eğer bunlar olduysa videoyu beğenmek, abone olmak serbest. İstediğiniz yapabilirsiniz. Bana destek olmak istiyorsanız bu dileklerimi yaparsanız daha fazla bir ürün size daha fazla yardımcı olabilirim diyorum. Ve kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.